Birinci bölüm. Var ama siz onu tanımak istemiyorsunuz. Sen karışma bu işe. Sen karışma. Şöyle sırt üstü yapsın efendim. Tampon yapalım. Ayakta daha çok kan boşanıyor. Yine emir vermeye başladın Haman. Yine emir vermeye başladın. Ben gidip yatayım bari. Beni yalnız bırakın. Haman, sen nereye gidiyorsun? Sana git dedim mi ben? Anlamadım efendim. Benimle doğru konuş. Burnum kanıyor efendim. Galiba ağzım kanla doldu. Su ver bana. Buyurun efendim, sürahide su hazır. Kim bunu kan doldurdu? Bu sürahi su değil, kan dolu. Haman! Yoksa o pis kanını buraya mı doldurdun? Olur mu efendim, az önce su getirdim, az önce. Koridordaki çeşmeden aldım. Bütün çeşmelerden kan akıyor efendim. Peki su? Niçin cevap vermiyorsun? Su istedim sizden. Ben getirdim. İşte cam sürahi ve su. Nereden buldun? Hani bütün çeşmeler kan akıyordu? Bizim evdeki çeşme su akıtıyor. Diğerlerini bilmem. Şuraya gel. Kenara, lavaboya. Dök elime. Dök elime burnuma biraz. Biraz yıkayayım. Buyurun. Döksene. Döküyorum efendim. Su dök su. Kan değil. Ben su döküyorum. Avucuma baksana. Döktüğün kan. Sürahiye bakın. Elimdeki sürahiye dikkat edin. Haman, ne görüyorsun? Su efendim. Evet, su görüyorum. Dök elime. Şimdi ne görüyorsun? Şaşılacak şey efendim. Sürahiden su olarak çıkan sıvı elinize ulaşınca kan oluyor. Bakın ben rahatlıkla içiyorum. Bismillah. Bardağa dök. Bana da ver. Buyurun. Fakat bu da kan. Bardağı bana verin. Al. Bakın bardaktaki su. Evet. Evet su. Buyurun siz alın. İçin. Ver. Fakat gene kan oldu. Haman. Bir de sen dene. Bir Mısırlı ile bir İsrailli birlikte çeşmeye geliyor. İsraillinin kabı suyla dolarken Mısırlının kabına kan doluyordu. Susuzluktan çatlayacak hale gelen bir Mısırlı kadın, İsrailli bir kadına geliyor bir yudum su diyor. Fakat bardağa doldurulan su ona uzatılırken kan oluyordu. Önce sen bir yudum iç sonra bana ver diyor. İsrailli kadın suyu içiyor fakat kalanı Mısırlı'ya uzatırken yine kan oluyordu. Böylece 7 gün geçti. Bu işe bir son vermeli Saman. Bu İsrailoğulları ve Musa içimizde oldukça başımız dertten kurtulmayacak. En iyisi hepsini temizleyelim. Ne olacaksa bir kere olsun. Musa da sizinle görüşmek istiyormuş zaten. Çağırın gelsin. Son kez kendisini uyaralım. Eğer bu işten vazgeçmezse öldürelim. Peki efendim. Firavun, Hazreti Musa'ya hala dün sarayında yanında büyüyen çocuk nazarıyla bakıyor. Onun insanlara gönderilen bir yol gösterici olabileceğini kabul edemiyordu.
olanlar onun nazarında hala sihirdi. Geldik efendim. Ey Musa, ben seni herhalde büyülenmiş bir kişi olarak görüyorum. Ey Firavun, bütün bunları ibretle bakılmaya değer birer alamet olarak göklerin ve yerin Rabbi olan Allah'tan başkası indirmemiştir. Ve sen bunları biliyorsun. Dolayısıyla ben de seni herhalde helak ve lanete uğrayacak bir kişi olarak görüyorum. Haman! Bunun ne dediğini duydun mu? Fark edemedim efendim. Bırakın beni. Musa'yı öldüreyim. Varsın Rabbine benden kurtulmak için dua etsin. Dikkat edin. Bu adam sizin dininizi değiştirmek istiyor. Ya da ülkenizde fesat çıkarma peşinde. Ben ki şu değersiz, doğru dürüst konuşamayan Musa'dan daha hayırlı değil miyim? Şayet o bir peygamberse üzerine gökten altın bilezikler bırakmalı değil mi? Ya da ona arkadaş olarak yanında meleklerin bulunması gerekmez mi? Ben hesap gününe inanmayan her kibirli şahsın şerrinden benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Haman! Buyurun efendim. Ey Haman! Benim için yüksek bir kule yaptır. Olur ki ben o yollara, göklerin yollarına ulaşırım da o Musa'nın tanrısına yükselip çıkarım. Ben kesin olarak Musa'nın bir yalancı olduğunu zannediyorum. Bütün teşebbüsler netice vermeyince Hazreti Musa ellerini kaldırdı ve şöyle dua etti. 21. bölümü dinlediniz.